can't forget the day we met. Your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Tarifini vereceğim sizlere. 2 orta boy doğranmış soğan, yarım kilodan biraz az kuşbaşı et ve dondurulmuş bamya. Ben bu bamyayı kendim İzmir'den almıştım. Sezon başıydı herhalde. Temmuz Ağustos aylarında dolabıma koymuştum. Hepsini yedik. Son bir tane kaldı. O da bugüne nasipmiş. Şimdi nasıl yapacağım? Sizlere tarif ediyorum. Soğanımı mısır özü yağıyla, salçayla, salçalarla güzelce kavuracağım. Üzerine etimi koyacağım. Soğan ve eti kısık ateşte biraz suyla birlikte pişireceğim. Ama kavurduktan sonra soğanı kavuracağım. Üzerinde eti de kavuracağım. Ve kısık ateşte ikisini çok az suyla, etin üzerine çıkacak kadar suyla pişireceğim. Ve daha sonra üzerine dondurulmuş bamyalarımı ilave edeceğim. Ve biraz su katıp sıcak suyla birlikte üçünü birlikte orta ateşte pişireceğim arkadaşlar. Üzerine son inmesine yakın, tamamen piştiğine emin olduğum zaman bamyaların, limon sıkacağım arkadaşlar. Bir tane limon. Limonu sıkacağım ve kısık ateşte inmesine yakın 5-10 dakika daha pişirip tuzunu, pul biberini de ilave edeceğim ve afiyetle yiyeceğiz inşallah. Soğanı ve zeytinyağı güzelce kavuruyorum. Soğanı, salçayı güzelce kavurduktan sonra arkadaşlar
İçine kuşbaşı eti koydum. Etle birlikte soğanı, salçayı güzelce kavurarak yedireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, sotelediğim kuşbaşı etin üzerine bamyaları ilave ettim. Bu arada belirteyim, tuzunu ve pul biberini kuşbaşı eti kavururken koydum. Onu sizlere gösteremedim. Şimdi altını biraz kısacağım. Yarıya kadar su vereceğim. Ilık su vereceğim bu arada. Altını kısacağım. Ocağımın altını. Evet, kısıyorum. Ve etlerin pişmesi için, bamyanın daha iyi pişmesi için yarıya kadar su veriyorum arkadaşlar. Bu arada bamyamın buzu da çözüldü. Biraz beklettim, çözüldü. Şimdi bunlar kısık ateşte birbirini iyice yedikten sonra biraz daha su ilave edeceğim. Tabii ki bu su yetmeyecek, çekecek. Ve en son limonunu sıkacağım. Limonu sıktıktan sonra gene 5-10 dakika pişireceğim. Ve altını kapatacağım arkadaşlar. Benim yıllardır yaptığım deneyimlere dayanarak sizlere anlattığım, belirttiğim ve sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bamya yemeği bu arkadaşlar. Benim bamya yemeğim bu. Arkadaşlar, yemeğin buharıyla karşılaştınız bu arada. Görünen yemek buharıydı. Şimdi kuskuslu pilav yapacağım arkadaşlar. Şehriyeli pilavı herkes yapıyor. Ama ben kuskuslu pilav daha önce de denemiştim. Çok güzel oluyor. İsterseniz sizler de bir deneyin. Zeytinyağında kuskusları bu şekilde kavuruyorum. Yemeğin buharı geliyor ekrana. Hafif bir kızardıktan sonra yarım saat tuzlu suda beklettiğim pirincimi şimdi süzdürdüm. Bu arada limonum da burada beni bekliyor. Bamya piştikten sonra bamyamın içine atacağım arkadaşlar. Ben pilavımı Besel zeytinyağlı bununla yapıyorum. Shop'tan aldım arkadaşlar. Omega 3 zeytinyağlı 250 gram. Trans yağ yoktur diyor. Tereyağıyla da yapıyorum ama bu da güzel oluyor. Tereyağı tadında oluyor. İsterseniz bir deneyin. Şimdi üzerine Besel yağını ilave ettim. Arkadaşlar, kuskuslarım iyice kızardı. Besel yağı da ilave ettim. Biraz da besel yağıyla birlikte kavuruyorum. Besel yağının ısınması ve kızması gerekiyor. Çiğ çiğ atarsam yani pilavım güzel olmaz. Altını kıstım bu arada. Ocağımın altını da kıstım. Şimdi yağ iyice kızdıktan sonra üzerine pirincimi ilave ediyorum. 2 bardak benim ölçülerim. 2 bardak pirinci. Eğer içinde kuskus veya şehriye yoksa 2 bardak sıcak su ilave ediyorum. Ama kuskus varsa, şehriye de varsa arkadaşlar 2,5 bardak su ilave ediyorum. Şimdi üzerine tuzunu koyacağım. Pirincini kavuracağım. Ve devam edecek.
Pilavın suyunu verdim arkadaşlar. Yine bu nohut coştu da coştu. Şimdi pilavı kıskanıyor arkadaşlar bu nohut. Benim göstermemi istemiyor herhalde. Ben telefon açtıkça buhar veriyor. Pilavımın suyunu da verdim. Ağzını kapattım. Tuzunu da ilave ettim. Şimdi çektirmeye bıraktım. Çektirdikten sonra ağzına havlu peçete kapatacağım. Altını da kapatacağım. Biraz havlu peçete ile birlikte şiştireceğim arkadaşlar. Tel tel terleyeceğim. Bu nohut var ya, inanın pilavı kıskanmaya başladı. Ben ne zaman pilavı göstermeye kalksam buhar veriyor. Coştu da coştu mübarek. Coştu da coştu. Şimdi biraz inecek aşağıya. Etler altta kaldı. Bamyalar üstte kaldı. Bu bamya var ya, bamya pilavı kıskanmaya başladı. Göstermemi istemiyor herhalde. Ne zaman göstersem buhar veriyor. Ben de şöyle çekerim o zaman. Şimdi bamyalarım da inecek aşağıya. Biraz daha su vereceğim. Ve burada beklemekte olan limonumu da ilave edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gerisini siz